كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bakın çok basit bir örnek vereceğim kardeşim. Hepinizin bildiği bir şey. Çoğu kişinin de yediği bir halt. Bugün Müslüman kendini cennet tarafında mı, cehennem tarafında mı, dünyacı mı, ahiretçi mi olduğunu nereden anlar abi? Çok basit. Adamın WhatsApp durumuna bakacaksın. Facebook'ta paylaşına bakacaksın. Instagram'da paylaşına bakacaksın. Bu adam dünyacı mı, ahiretçi mi? WhatsApp durumunda Allah için bir şey paylaşıyor mu? Facebook'a Allah için bir şey koyuyor mu? Instagram'a Allah için bir şey koyuyor mu bu adam? Bak bakayım gör. Arkadaş, bir adam WhatsApp durumuna salak salak şeyler koyarsa kardeşim, açmış oradan son ses Müslüm abi. Ulan adam bunu izliyor, bu da gaza geliyor. Ulan diyor Müslüm de adam diyor, ulan yardı beni be diyor. Oradan baba tekele çek diyor hemen. Alakası yok bak, adam normal gidiyor. WhatsApp durumlarını kurcalıyor, bu adam dertli. Belki de derdini unutmaya gidiyordu bak. Adam kız arkadaşıyla kavga etmiş baba. Sinirli kendini yola vurmuş. Öyle diye bir kurcalıyor. WhatsApp'tan diyor, aa bizim diyor Rüstem diyor, bakayım ne paylaşıyor. Müslüm babadan abi. Neydi, bir tane şarkısı var mı? Söyleyeyim bir tane. Hemen de. Neyse tamam. Kaç kadeh kırıldı bilmem nerede, tamam mı? Adam bunu duyuyor baba, hemen tekel bayına çekiyor abi. Oo, sen neye vesile oldun? Bak senin derdin neydi abi? Lan şuradan bir Müslüm açayım kafam dağılsın. Her ne haltsa işte. Ama onu gören adam ne yaptı? Bak sen Allah için bir zikir koyarsın. O kişi, onu gören kişi o zikirle amel ederse o zikirden aldığı sevabın aynısı sana yazılıyor. Ya arkadaşım bak bir daha söyleyeyim. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Babamın oğlu olsa söylerim. Şu WhatsApp'ınıza, Facebook'unuza, Instagram'ınıza karınızın, kızınızın ismini koymayın ya. Ben dilimde tüy bitti arkadaşım. Manyak mısınız siz ya? Ya kimse kimsenin karısını, kızını görmek zorunda değil. Caiz değil ya. Ya adamın kalbi pistir kardeşim. Adam senin karına tamah eder ya. Ya bak bunlar yaşanıyor. Adam en yakın arkadaşının karısıyla yatıyor kardeşim. Ama bu buraya nasıl geliyor? Karışık görüşmeler, karışık oturmalar, karışık yemeler, karışık içmeler, her ne hatsa. Nereye geliyor işler? Nuri Altı'ya dönüyor adam, anladın mı sonra? Anladınız mı mevzuyu? Yani ince mevzular bunlar. Allah için bir daha söylüyorum. Dünyacı mısın, ahiretçi misin? Derdin dünya mı, ahiret mi? Cennete mi gitmek istiyorsun, cehenneme mi gitmek istiyorsun? Buna bir bak. Eğer ki kendine, bugün zaten her şey sosyal medya üzerinden yürüdüğü için bunu konuşuyorum. Emri bil maruf sıfır zaten. Kimse kimseye Allah için bir şey anlatmıyor. Herkes her şeyini Facebook'tan atıyor. Adamı canı sıkılmış, WhatsApp'a yazıyor. Ya arkadaş o kadar aptal aptal şeyler paylaşılıyor ki. Hiç gerek yok. Adam aldığı nefesi paylaşıyor ya. Ben böyle saçma sapan bir toplum görmedim ya. Sofrasını çekiyor, bardağını çekiyor, selpağını çekiyor. Adam utanmasa tuvaletten selfie çekecek baba diyor ya. Vallahi billahi ya. Bu memleket şu anda bu hale doğru gidiyor bak. Bugün yediğini paylaşan yarın şey yaptığını paylaşır, anladın mı yani? Bugün Allah rızası için şu telefonlarınızı Allah rızası için kullanın kardeşim. Bir daha söyleyeyim. Bir faziletli zikir paylaşırsın. Bak birazdan bir şey anlatacağım. Konumuzla alakalı bir mevzu var, bağlantılı. Allah için bir şey paylaşın. Bugün kimsenin kimseye karşı sevgisi, saygısı, muhabbeti kalmamış ya. Herkes sanki bakıyorsun en yakın dostum dediğin adam sanki senin menfaat için seviyor. Ya adama tuvalette bile huzur vermiyorlar ya. Adam tuvalete giriyor baba, kapısını kilitliyor abi. İçeride ne yapıyorsa yapıyor. Adam günü kapıyı zorluyor. Kilitli. Adam diyor ki dolu. Hala zorluyor. Ya Viyana kapılarını zorlayan Osmanlı ordusu gibi zorluyor adam ya. Aç aç lan ne yapacaksın, adam içerideyim diyor. Yok. Bugün seviyeler burada. Sen diyeceksin niye tuvalet muhabbetine giriyorsun? Bunlar basit örnekler. Bu işin en basit örnekleri bunlar maalesef. Bugün biz birbirimize karşı tuvalette bile saygı duymuyorsak kardeşim, varın gelisini siz düşünün. Sevgi zaten yok, saygı da zaten gitti. Namaz, abdest, hak getire, millet cenabet geziyor sokaklarda. Bunu niye basa basa söylüyorum abi? Söylerim abi. Sen cenabet gezeceksin, utanmayacaksın. Ben buradan söylemeye mi utanacağım bunu? Utanmıyorum kardeşim. Utanmaz da diyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Ondan sonra. Evet. Bir ilan var. Onu da yapacağız. Bir kardeş bize mesaj attı Instagram'dan. Reyyan diye bir kardeşimiz varmış. İsmi Reyyan. HLM diye bir kanser türü varmış. Allah Celle Celaluhu acil zamanda şifa versin. Amin. Amin.
Nerede hasta varsa, nerede derdi olan, nerede sıkıntısı olan varsa Allah Celle Celaluhu acilen gidersin. Amin. Hastane köşelerinde bekleyen kim varsa Allah Celle Celaluhu şifa versin. Amin. Zor iş, zor. Hastalık zor iş, insanın başına gelmeden bilinmiyor. Allah Celle Celaluhu tekrardan bu Reyyan kardeşimize Şafii isminin hürmetine şifa versin. Amin. Şimdi bir ilan daha var. Osman Ünlü diye bir vatandaş vardı. Bu TGRT'de program yapan bir fetvacı. Ben şimdi konuya niye girdim? Bununla alakalı Instagram'dan, Facebook'tan bize sual geliyordu. Osman Ünlü'yü dinleyebilir miyiz? Osman Ünlü'yü fetvalarına bakabilir miyiz diye. Ben de ehli sünnet zannettiğim için Osman Ünlü'yü dinleyebilirsiniz diyordum. Ta ki dün Cübbeli Ahmet hocamın sohbetinde bu adamın bozuk fetvaları, yanlış fikirlerini, yani öyle şeyler söyledi ki benim kanım dondu. Ha şimdi diyeceksin Cübbeli Ahmet konuştu, sen niye konuşuyorsun? Ben niye konuşuyorum? Benim takipçilerim de bana soruyor. Instagram'dan, Facebook'tan Osman Ünlü'yü dinleyebilir miyiz? Fetvalarını dinleyebilir miyiz? Bana sorduğu için ben söylüyorum. Kısa geçeceğim. Nasıl kısa geçeceğim? Ben hocam gibi bir saat anlatmayacağım. Meraklı olan varsa adam öyle şeyler söylemiş kardeşim delilleriyle. Hatta dedi ki hocam videolarını atacağım dedi. Sayfamıza atacağım dedi. Çarşaf diye bir şey yok diyormuş. Zaten ben onu duydum, yıkıldım ya. Bak biz adamı ehli sünnet diye fetvalarını dinleyebilirsiniz diyoruz. Adam çarşaf diye bir şey yok diyor. Ve sinek kaydı tıraşa cevaz veriyor. Diyormuş ki işte sinek kaydı tıraş olabilirsiniz. Bu işte fitneye sebep olabilir. Şu zamanda fitneye sebep olacağı için yani sinek kaydı tıraşa cevaz verilir. Abi yani 104 kitapta olmayan şeyi, bak 104 kitapta olmayan şeyi sanki 104 kitapta varmış gibi fetvalar veriyor. Aman ya Rabbi dedim, neler neler. Bir daha söylüyorum. Bize Instagram'dan, Facebook'tan bu Osman Ünlü denen, ben hoca da demiyorum, Osman Ünlü denen beyefendi diyorum, nezaketi bozmayalım. Ben daha önce söylediğim sözleri geri çekiyorum. Ehli sünnet değildir. Sakal farzdır. Sakal kesmek, jilet vurmak 4 mezhebe göre haramdır. Küllün haram. Çarşaf ayeti vardır. Cilbap diye geçer. Kökeninde, Arapça kökenindeki zaman çarşaf çıkar. Cilbap ayeti. Bu adama kadınlar diyor ki çarşaf giymeyebilirsiniz. Fitne olur. Çarşafa fitne diyor bu adam. Allah'ın ayetine fitne diyen adam. Sakal kesmeye, sakal uzatmaya fitne diyen adamı Allah için uyarıyoruz. Dinlemeyin. Yani bilmiyorum yani. Allah sonumuzda hayır etsin. Bakın senelerce düşün, millet bunu ehli sünnetle dinliyor. Bir anda bakıyorsun patlıyor. Aynı Mustafa Karataş da böyledi kardeşim. Senelerce Kanal 7'de çıktı. Bak Efendi Hazretleri ne güzel söylüyor biliyor musun? Bu Kanal 7 bizi yedi diyor. Mustafa kardeş ya ben de düzgün bir adam zannediyorum kardeşim yani. Biz de bakıyor öyle açıp dinlemişim yok ama. Ha diyorduk düzgün konuşuyor. Temiz adam. Abi adam bir çıktı piyasaya. Çarşaf, marşaf her şey mütevadir hadisleri. Hazreti İsa'nın inişine kadar hepsini inkar etti. Dümdüz yani. Sıfır. Hiçbir şey bırakmadı. Bir daha söyleyeyim. Osman Ünlü denen bu vatandaşı dinlemeyin. Şimdi az önceki mevzuyla bağlantı yapıyorum. Ben bunu bugün WhatsApp durumuma koydum. Instagram'a koydum. Facebook'a koydum. Hemen olumlu mesaj aldım. Ben koymasaydım bunu. Peki bunu vatandaş Cübbeli Ahmet hocam da dinlemeseydi hala dinlemeye devam edecek miydi abi? Edecekti. Ben diyorum mesela şu sosyal medyayı Allah için kullanın diyorum ya bak. Bir kişiyi bir bozuk adamdan çevirirsin, o sevap sana ömür boyu yeter. Bir adamı namaza başlatsa, bak şimdi ben mesela Asım'ı namaza başlattım. Ben yarın öldüm. Asım 500 sene yaşasa, 500 sene namaz kılsa onun namazının 500 sene hepsi bana yazılacak. Hepsi. Niye? Ben onu namaza başlattım. Sen WhatsApp grubuna, Instagram'ına, Facebook'una, her neyse Twitter, ıvıtır, zıvıtırına Allah için bir şey koy. Bir kişi amel etsin, senin sağ tarafına yazın. Bak yattığın yerden ya. Hani bir laf var ya, yattığı yerden para kazanıyor adam. Bir adamı namaza başlat baba. Ah takıl yani. Sigara içme de neyse. Anladın sen ya. Anladın mı? 5 kişiyi başlat. 5 kişi bak. Şöyle bir şey de var. Bunun devamı da var. O 5 kişi, 5000 kişiyi namaza başlatsa sana 5005 kişinin namaz sevabı yazıyor. O adamların namazı kabul olmasa dahi. Bak şimdi ben Asım'ı namaza başlattım. Ya böyle seni başlatıyorum değil mi mübarek adamsın sen? Maşallah. Şimdi Asım namaz kılıyor ama Asım'ın namazı kabul olmuyor. Ya öylesine kardeşim sen de ya ıh. Kabul olmuyor. Asım yanlış kılıyor. Onun namazı tam gibi kabul olmuş gibi bana yazılıyor.
Anladın mı mevzuyu kardeşim? O yüzden diyorum, Allah için bir şeyler yapın. Allah için. Namaza başla, sadece başlama, başlat. Anladın mı kardeşim? Nasıl adam diyor ki iç baba iç ya, günahı bana diyor ya, iç iç. Yap zina, günahı bana. İşe bak. Sen orada zina yapıyorsun, sana günah da yazılmıyor. Oh baba adam ne güzel lan diyor, hem zina yapıyorum hem de günah yazılmıyor. Anladın mı? Allah rızası için kendimize gelelim.